cennet, nur, huzur ve saadet dolu bir yuva haline getirilmesi bizim çabalarımızla olacaktır. Yuvalarımızın huzuru, sükunu, rahatı, bereketi inşallah aile yuvamızın ilkelerimizle, ölçülerimizle, değerlerimizle yeniden inşasıyla mümkün olacaktır. Tuzla Müftülüğü tarafından İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde Son Kale Aile konulu konferans düzenlendi. Konferansa Tuzla Müftüsü Ahmet Silkin ve çok sayıda bayan davetli katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan konferansta bir konuşma yapan Tuzla Müftüsü Ahmet Silkin, aile hayatının önemine değindi. Aile toplumun temel taşıdır. Aynı zamanda toplumun temelidir. Yine güçlü aile, güçlü millet, güçlü devlet demektir. Güçlü millet için ailelerin güçlü olması ve güçlü kalabilmesi önemlidir. İnsan doğar. Çocukluk, bebeklik, ergenlik çağı yaşar ve yetişkinliğe ulaşır. Daha sonra artık bir yuva kurma zamanı geldi düşüncesiyle ciddi manada hazırlıklara girişilir ve bir evlilik ortamı oluşur, evlenilir. Bu evlendikten sonra çekirdek aile topluma, toplumun duvarına bir yapı taşının daha korunması anlamına gelir. Aileler de yaşayan organizmalar gibidir. Onların da büyüme, gelişme evreleri vardır. Hayatlarını hiçbir kaza, belaya uğratmadan sürdürme durumları vardır. Onlar da diğer canlılar gibi zaman zaman hastalanırlar, sıkıntıya düşerler, bunalım içerisine girerler. Her hastalığın bir tedavisi ve imkanı olduğu gibi böyle sıkıntıya düşen, bunalıma düşen ailelerin de bir tedavisi olması gerekir. Son Kale Aile isimli konferansta konuşan sosyolog Özkan Özburun, bir baba araba lastiğini tanıdığı kadar çocuğunu, bir anne dizileri takip ettiği kadar eşini takip etmiyor dedi. Çinliler eskiden birbirlerine beddua edecekleri zaman ilginç zamanlarda yaşayasın inşallah derlermiş. Yani Çinlilerin bedduası ilginç zamanlarda yaşayasın diyor. Ben diyorum ki birileri bize fena halde beddua etmiş. Çünkü çok enteresan zamanlarda yaşıyoruz. Pasın paslandığı, güvenin kemirildiği bir çağda yaşıyoruz. Pas paslanır mı? Paslanıyor. Güve, kemirden. Kemirilir mi? Kemiriliyor. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Zor zamanların insanlarıyız. Fakat buradan ümitsizlik çıkarmak, atalet çıkarmak gibi bir lüksümüz yok. Özburun, Türkiye'deki aile yapısının arz ettiği öneme değinerek, ülke bütünlüğünde ailenin yeri ve önemine dikkat çekti. Kanadı kırık kuş, tek kanatlı kuş uçamaz. O yüzden sizler, müftülüğümüz bünyesinde çalışan, halka kanaat önderi olabilecek ya da aileler, gençlersiniz, insanlarsınız, lütfen sadece vaaz diline, geleneksel dile sahip olmayın. Bak bunu önemsiyorum. Kendi ilim ve ifan kültürümüzü bilmeyi çok önemsiyorum. Yani Anthony Robbins'i bildiğin kadar Gazali'yi bilmiyorsan buraya çıkıp konuşmaman lazım. Bu alanda böyle insanlar var. Sadece batıyı bilen, işte psikoloji, sosyoloji, gelişim kültürü bilen bilen. Ama kendi kültürümüze dair konuştuğun zaman böyle Allah Allah bakan bir dünya insanla karşılaşıyorum. Ben hep anlatırım. Böyle bu alanda çok meşhur sizde televizyonlarda falan TRT'de falan program yapan bir ünlü psikolog, Türkiye'nin profesör. Ondan sonra İmam Gazali dediğimde bana şunu sormuştu. Çok inanın bu yaşandı. Hangi camide imam? Ebeveynler üzerinde örnekler veren Özburun, erkek eş otomobil lastiğini tanıdığı kadar eşi ve çocuğunu tanımıyor.
Birçok anne ise televizyon dizilerini takip ettiği kadar kocasını takip etmiyor. Dinlediğiniz müzik bile çok önemli şeklinde konuşarak özellikle ebeveynleri etkileşim konusunda uyardı. Müzikle bozmuş, buna yoğunlaşmış bir gençlik oluşturulmaya, insan tipi oluşturulmaya çalışılıyor ve sürekli bu yönde insanlar özentiliyor, özendiriliyor. Bakın bir tane örnek vereyim size. Çok iyi de olmayan bir şarkıyla, yani kalite açısından zihni meşgul edilmiş bir çocuk örneği. Buyurun. Bunu açabilir miyiz? Çocuğa bakar mısınız hareketlere? Tam üstteyim. Yönetim sanatçısı değil. Bunun pop versiyonu var, yabancı müzik versiyonu var, değişik versiyonlar var. Bu bir örnek. Çocuk bağırıyor. Ve bunlar kendi diğerlere sunmaya...